Cümleten selam aleyküm gençler. Ben Katmez. Bugün sizlere gençler. ETS2 devam ediyoruz. Yanımda abim var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Biraz sesli. Hoş bulduk. Gençler bugün DAFXG Plus'lar var ikimizde de. Herkesin çekti zaten. Klasik biliyorsunuz. Aynasız kamera tır diye geçiyor. Gördüğünüz gibi bir burada bir de iki tane de sağ tarafta ayna şey var. İsmi aklıma gelmedi. Aynalar var. Kameralı bir şekilde. Bu şekilde Kirkenes'e gideceğiz. Güzel bir şekilde DAF'larına dorsiyelerini yaptırdık abimle. İkimiz. Abim önden çıksın. Yolu biliyorsun herhalde. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bismillah deyip biz de el freni aldırıp kalkalım. Araç hakkında hiçbir şekilde görüş ve düşüncelerimi söyleyemem gençler. Çünkü biz sıra oyunu sadece öylesine oynayan bir kişi olduğumuz için yani bunun hakkında zaten birçok kanal, sadece tır oyunu üzerine olmuş kanallar bilgilerini açıkladılar. Bize de sadece sürmek düştü. Üst tarafı ilk aracı kırmızı yaptıydım. Kasadan haberim yoktu. O yüzden öyle kırmızı beyaz kaldı orası ama. Kalsın bakalım. Araç full sarı, oralar kırmızı olsun bari. Yop. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Hız göstergemiz falan var. Hiç sanal aynayı açmaya gerek yok yani bence. Şeye de gerek yok. Sanal harita var ya. Onu da açmaya gerek yok. GPS gerçekten çok hoş bir şekilde büyük olduğu için net bir gidiş açını görebilirsin abi bence. Bence çok hoş bir şey olmuş. Ben bunu aslında Mercedes'e, herkesin de beklediği gibi Mercedes'e bekliyoruz. Çünkü Mercedes kameralı tırını çok önceden duyurdu yaptı. Ama DAF duyuru yaptıktan 2 gün sonra mı ne? Belki 2 gün de geçmedi. Oyuna geldi direkt. Mercedes biraz geç kaldı. Bu tırda tek sevmediğim özellik gençler. Sadece 12 ve 6 vites şey var. Özellikleri var. Öbür türlü diğer özel 6 vites, pardon, 12 ve 16 vites özellikleri var. 6 vites özelliği yok. Olsa çok iyi olurdu ama yok. Yapacak bir şey yok. Geçenki dediğim gibi gençler, bu sefer sadece kasa var abi. Geçen sorunlar yaşadık tırlarda. İniş yapacağız ama fazla bilmiyorum. Abim normalde düz gidiyor şu an ikinci ekranda, ikinci bilgisayarda abim oynuyor. Ama işte pinkten dolayı o şekilde görüyoruz. Rotorlar yavaşlatır mı dedim de rotorlar yine yavaşlatmıyor. Ama DAF'ı normalde çok oynadım abi ben. O videodan sonra. DAF'ın rotorları diğer tırlara baktan çok daha hoşmuş. Ben onu fark ettim. Genelde herkes kanyacı ama ben DAF'ı daha çok sevdim abi. DAF normalde XF kullanıyordum. Yeni geldiği için bunu kullanmak dedik. Diğer videoda bir Volvo takılırız bir şeyler. Şimdi Kirkenes yoluna girişimizi yapalım abi. Bir gelmedi gençler bu arada bu özellik. Onu da söyleyeyim. 1.40'a getirdiler bu özelliği. Müzik yönünden bir müzikler belirleyeceğiz abi. Yollarda dinlenebilecek müzikler. Şu an var ama o müzikler şu an telifli gençler. Telifsiz müzikler üzerinden bir ayar çekeceğiz artık. Hayırlısıyla. Gidelim böyle. Yok, açma. Telif yok. Senin tırın şu an zaten sesi, egzoz sesi geliyor. Çok güzel bir şekilde seke seke gidiyoruz. Bu sefer inelim dedik. Bundan sonra da gençler abimle ikimiz girdiğimiz için öbür kalabalık sunucuya giremedik. Atıp duruyor abi. İnternet çift bilgisayara paylaşılınca. Türkiye'nin internet altyapısını biliyorsunuz maşallah var. O yüzden dolayı mecbur burada takılmak zorundayız. Arcade'deyiz. Promotion Arcade sonuç. Yani çarpışmalar açık, onu da söyleyelim. Tabla bile kimse yok normalde. Adam kaynaması gerekiyor olan bir yer burası. Biliyorsunuz.
aslında daha fantastik, bana göre gençler Kirkenes'ten daha güzel bir yollar var. Biz abimle geçenlerde bir keşfe çıktığımızda çok fantastik bir mağarayı gezdik. Gerçekten mağara demiyorlar, tünel diyoruz ya, tünel gibi. Tek giriş ve çıkışı var ama tünelin içinde gençler kayboluyorsunuz yani. Sağa dönüyor, sola dönüyor, çıkışı zar zor buluyorsun. Biz abimle bayağı uğraştık bulmak için. Hele bir çıkmaz yola girdik, abimde kasa yoktu, hızlı çıkabildi. Bende kasa olunca hemen hareket edemediğimiz için biraz beklemek zorunda kaldı abi. Zar zor mıy 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 gençler yavaş yavaş tünelden çıkarttık. Bu üçüncü bölüm, ikinci bölüm bu artık. Üçüncü bölüme de onu yollarım. Böyle videolarımıza gelmek isteyen kardeşlerimiz de gençler gelebilirler. Dönmedi mi center? Çok yakından girdin değil mi? Gelmişti abi. Çok yakından girdin lan, yeni sanmadım. Bu arada bu yeni gelen XG'nin gençler tek sevmediğim özelliği, hiçbir şey yaptıramıyorum abi tıra. Hiçbir özellik yok ya. Tıra modu ama sade olması daha hoş olmuş bence. Aynen öyle. Başlatırlardı. Sen niye sana kamera aynaları açık hala? Ne alaka ya? Ben biraz geniş açıda kullanıyorum gençler. Şu an daha ön açıda sayılır. Biraz daha geri alabilirim olmadan. O şekilde daha rahat kullanıyorum tırı. Daha hoşuma gidiyor. Durmasaydık iyiydi ya. Biri gidiyor önümüzde gençler. Yalnız şu dikkatimi çekti benim tırda. Yani rampa yukarı bile olsa tır hemen toparlıyor yani. Ötekilerine bakarak. Yok aynı. Ötekileri daha rahat evde. Şu an 12 vites olduğu için, 12 vites olduğu için yavaş toparlıyor. Yok benimki birazcık topluyor yani. Aynı abi, araçlar aynı. Ötekiler daha rahat bana göre. Çünkü kasasız bir şekilde 6 vites daha rahat topluyor mantıken. Ya kasalı ya da kasasız. Ben şu anki olduğum konumu söylüyorum. Şu anki olduğum konumda şu an 70'i geçemiyorsun abi. Vites atmaktan araç hız yapamıyor ki. Vites atmaktan değil zaten. Dönüşleri verdi. Onun da iyi. Aynı abi. Hiçbir özellik yok. Ekstra özellik yok hiçbir tırdan. Öbür tırlarla aynı şu an özellikleri. Bayır çıkışı da aynı, şey de aynı. 530 beygir araç şu an. Son motoru da. 530 değil yani, hiç farkı yok yani. Bu yorum bence saçma oldu. Ben o yüzden tır yorumlamayı istemiyorum gençler. Oyun üzerinden de, gerçek hayat üzerinden de gerçekten tırla alakalı bilgisi olan insanlar yorumladı zaten, yorumlayacaklar kadar. Ben bilmediğim şeyi yorumlamayı sevmiyorum. Geçenki dediğim gibi işte aracın 6 vites olmamasından dolayı yine bayırları yavaş çıkıyoruz abi. 6 vites olsa daha hızlı bir şekilde bayır çıkayıp daha hızlı bir şekilde toparlıyor bana göre. Ha, tonajı ağır yüklerde geçen yorum yapmış kardeşimiz biri. Ha doğruyuz. Adam bu arada çift dorseli. Dönemiyor. Haydi bismillah. Bekleyelim mi? O adam oradan dönemez. O şeyi kapsıttırmış. Sen geç içinden. Geçen gibi benim sürdüğüm dorsenin çift iki tane aynısını alalım. İşte arcade'de bari bu özellik var. Ne oldu lan aracı? Aha yine şey, çok yakından döndün. Uçuruma sürükledin tırı. Uçurumda senin tırın, haberin olsun. Abim kaptırdı tırı uçuruma. Kasayı park et gidiver abi, çıkmaz o araç. Fark etti de kasa orada kalmasın, bir çarpar şimdi ona. Bir çıkarsın kendini. Adam da buradan dönmeye çalışıyor bir saattir. Dönemez abi bu tır bence buradan. Biraz zor. Yani döner belki de biraz zor yani. F7 Enter 4 Enter. Enter 4 Enter. Tamamdır. Ben de geleyim herhalde.
Abi altımızda araç yok, tır var. O yüzden geniş alacağız virajları. Ve adam sağ olsun yolu kapatınca taşa çarptık. Kankam sen çok zorluyorsun, haberin olsun. Otur oradan, biraz dönmez gibime geliyor ama hayırlısı bakalım. Fites atıyor. Size dediğim olay o. 12 fitesin şeyi o. Ve kasa toplattırıyor işte. Olay o. Abim 27'yi geçemiyor şu an. Yani şu viraj çık düzelecek o. Biz de kasa olunca işte araç boşa düşmüyor fitesli gençler. O... Yan taraftaki özellikler için o kadar gerçekçi bir özellik yok abi. Şeyde hız göstergesinin ekranından. Senin araç niye bu kadar toplamıyor gerçekten? Onda bir şey var. Topladım. Ay abime baksam niye gidiyordum vallahi. Yok lan geçiyor işte, 30'u geçiyor tam. Yol bayırlı olunca fazla gitmiyor seninki. Şu an kasasız tır. Son ha. Dediğim olaydan dolayı büyük ihtimalle. Kasasız ya, toparlamıyor araç. Aha sıçtık. Vites ya, vites 12 olunca gençler vitesi toparlattıramıyor. Şu an ben de aynı durumdayım da bende kasa olduğu için biraz daha rahatım. O yüzden biraz geçip gidelim biz. Oo abime bakayım derken uçtuğundan kurtardı mı? Kurtardı tamam. Abimin ekrana bakayım derken vallahi bizim tırı şarampolden aşağı uçuruyorduk. O adam orada kaldı herhalde ya. Gidiyor şu an gördüğün gibi. Düz yola çıkınca gidiyor da. 12 vites kötü ya. Açıkçası. Yük taşırsan iyi oluyor 12 vites. Ağır yüklü de orada. Normal yük de değil. Şu an mesela senin tır... Lan girme lan girme! Hay bok yemin ki! Bırak! 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 Hadi abi! Vay bok yiyen! Ana ne oranın? Ne yaptın be? Uçtu. Çıkar mı oradan? Abim tırını uçurdu. Toparlamaya çalışıyor. Buraya tekrar gelelim. Burayı görmedik sayalım. Evet gençler. Ben tırı yatırıp abim de dorsiyeyi bıraktı. Park ettirdiydi. O da dorsiyesini alıp geldi. Aldığımız yerden devam edelim. İnşallah bu sefer yatırmam orada tırı. Biraz yavaş gideceğiz artık. Abim önümü aldığımda iyi gidiyoruz. Ama işte abim geçtikten sonra çok bastı biliyorsunuz buralarda. Tır yattı. Buraya gelirken bir tane daha döndük. Tırı yine yatırdım. Niye? Az sonra yavaşlarım zaten. Sen yavaşlar, sen yavaşlar. Bir anca geleyim diye bastım. Dönüşü görmedim. Bayağı güzel yatırdım yine ikisini de. Bu sefer varacağız abi. Arkaya dolmasaydı var ya, ne kazalar olmuştu. Belki abim aşağı atmıştım şu an. Dorseden çarpıp. Ne arcade'siz de oynayacağız inşallah. İki kişi oynayamıyoruz. Sıkıntılar oluyor. Sunucundan atıyor zaten. Bakalım bir de. Normal tekli video çekerim orada artık. Ve XG'ye 6 vites gelmediği sürece DAF XG benim için bitmiştir abi. Net yani. 6 vites gelmediği sürece benim için bitti. Frensiz abi, el freniyle yavaşlıyoruz işte.
Bir uyarı çıktı ama. Ne uyarısı kanka mı? Direksiyonu düzeltelim. Bir şey el frenini çektiğimde olmuş. Bir şeyler olmuş ama. Bakayım araç çünkü 107'de daha. El frenini çek bas yapıyoruz ya. Oyundan sonra hata verdi. O kırmızılık çıktı. Buranın bakı mesela. Çünkü evin içine giriliyor gençler. Şöyle hafif evin içine girip şu şekilde daha rahat bir dönüş yapabiliyoruz. Evet. Bayağı rahat oluyor aslında bence. O ev büyük ihtimalle de bilerek yani orayı açık bıraktılar. Orada o bug'ı biliyorlardır illaki de. Ya ilk başta bilerek açık bırakılmadı. Sonradan gerek duymadılar. Kalsın dediler. Ya da ilk baştan beri bilerek orada o açık duruyor. Aşağıda kirkenesi gördük abi. Son bir U dönüşümüz kaldı. Evet, el freninden dolayıymış şu an nasıldı. El freninle yavaşladık ya. Aracın motorunu kapattım sürdü. Hop, mis gibi bir dönüş oldu. Şuradan da dönelim. Kazanlarımı falan koyarım abi. Baya komikti o çünkü kaza. Kayıt biter bitmez zaten direkt oraya bir bakarım. Evet. Direksiyonu toplayamadım. Devam ki Kirkenes'in madenine şu an girmiş bulunmaktayız. Dönersin araya. Çarpacak sandım bir anda. Abi in arkadan devam. Burada zorlandı o da ben yavaşlamadan çıkayım hop. Bir yere dur galiba yanına yana şimdi. Ondan sonra videoyu bitirek. Yanına yana şimdi dedim ikim. Evet gençler bir fantastik yolculuğunda sonuna gelmiş muam. Diğer bölümlerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.